Arkadaşlar merhabalar. Gulf City Park'ı çalışması bitti. Bunun kaydını yapıp yayınlayacağım. Cuma gününün ikinci programı arkadaşlar bu. Akşam gece 12-1'e kadar sürecek. 7 koşulu program var. Programda öne çıkan atları, tespit ettiğim atları gene size aktarmaya devam edeceğim. Bu şekilde çalışmamız olacak. Başlayalım. Birinci koşusu bu. 7 plasenin ayağı bu. Ben de öne çıkan 9 numaralı at olmuş. 60 ile yukarıdaki yeşil bölge dediğim yerden kalite olarak yukarıda kalan atlardan bir tanesi. Diğeri 3 yaşında. 2 nolu at kalmış. 3 yaşında olması dezavantajdır. Bunu direkt olarak önermeyeyim size. 9 burada bu durumda avantajlı hale gelmiş durumda. Bu olmazsa ne olur cevabını da aktarayım. Gene yeşil bölgeden bekliyorum. Eğer handikap olmayan atlardan gelen olmazsa, dün son koşuda geldi böyle ters bir at getirdiler. Nerede yapacaklar diyordum. Dün akşam son koşuda yaptılar arkadaşlar. Ganyanlı 9 nolu bir at geldi. Bayağı da güzel ganyanı vardı. Gene buna benzer yarışlar bugün de. Yakın atlar birbirlerine, dikkat edin. Power veriyorsa ön planı alın. Birinci atım 9 numara olacak burada. İkinci atımda 3 tane yerim var. 3 atım var. 2, 1 ve 15. 3 yaşındalar. Aslında 5 yaşında meydandan çok gecikmiş bir at çıkmakta. 9 nolu at. Normalde bu yarışı alması gerekiyor. Benim gördüğüm. Olmazsa'nın cevabı da 2, 1, 15. Büyük kalan atlar bu yeşil bölgenin gene. 2 yarış, 3 yarışından büyük geldiler ki bunların da gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Henüz net olarak belirlenmemiş. Handikapları bence yeterli değil yani. 2 yarışta 3 yarışta almışlar. Ama önceliğimiz 9 olsun. Yarıştan çıkmazsa, düzgün de koşarsa yarışını kazanır. Arkası 3-4 tane net at var ki eğer bu koşmazsa bunlar birinciliğe aday atlar. Geçiyorum burayı, fazla durmayın. Maiden bir yarışta başladık yine. İkinci koşu altılığının ilk ayağı olacak burası. Burada da iki yarışta yüksek bir handikap almış. Yarın 13 numara büyük bir ihtimalle favori çıkar. Handikapı da öyle zaten. 83. Bu at normaldir kazanması yarışın ama getirmeyi veriyorlar. İlk ayak olması. Grubunda bu attan sonra buraya kadar indirdim. Hatta 59'a kadar indireyim size. Atların birbirlerine çok yakın olması. Sadece aradan iki tane atın sırıtması ama onların da totolarının kötü olması sonucu ben burayı ayrım yapmadan yazın derim arkadaşlar. Önerim bu ilk ayakta. Eğer 13'ü tek atmayacaksınız, tek düşünmüyorsanız, favoride çıkmayacaksa 13 nolu at, yarınki AGF'lere bakarsınız. Çıkmıyorsa favori tek atmayın. Favori çıkıyorsa %40-50'lerde tek deneyebilirsiniz. Onun dışında çok at yazmakta fayda var. Tuttuğunuz atları yazın bu gruba. Bence çok yakınlar. Yani ben ayıramadım açıkçası. Koşmayan atlar da var handikapsız 3 tane. Kararı burada size bırakacağım. Altılığın ilk ayağı. Geçiyorum, burayı da anlatmış olayım. Şartlı 4 yukarı İngilizler dedi. 3 yaşında yok İngilizimiz. Şartlı yarış olduğu için gene yukarısına baktım. Yukarıda bakın 3 yarış kazanmış. Dün böyle bir at vardı üzerinde konuştuğum. Favori çıktı arkadaşlar. Enteresan bir şekilde ki birinci altının son ayağındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Atın yani kazanma ihtimali çok zordu ki altta beni yanıltmadı, tabela yapmadı gördüğüm kadarıyla. Ama bu at bakın 3 yarış kazanmış 59'la gene de grubun çoğu atın üzerinde kalitede kalmış. Yani bu at kötü bir at değil. Hala kazanırı var bu atın arkadaşlar. Yeşil bölgede 139'la hem büyük atı oldu hem de bu atın kazanırı var. Ama ondan önce kaliteli atlarımız var mı? Var. Kim bunlar? 74 ile 65 gündür koşmayan 4 numaralı at. Sonra 66 puanıyla iyi koşan, bence ikiliden düşmeyecek olan 8 numaralı at. Sonra 2 ve aşağıda 80 puanla maiden'dan çıkmamış ama yüksek gruplarda tabelalar yapmış olmalı ki bu atın handikap puanı ciddi anlamda yüksek verilmiş. Çok da güzel sürpriz yapar bu 10 numaralı at. Eğer çoklu at kullanacaksanız 10 numara ekleyiniz. Ama az atla geçmeyi planlıyorsanız da önerim öncelik 8, sonra 4, sonra 2.
Sonra 10. Bunlar da olmazsa gene bu yeşil bölge atlarından birincilik bekliyorum. Gördüğünüz gibi yakınlar birbirlerine. Çok öyle ayrılma da olmadı. 59, 59, 52, 59. Benim de bu koşu için size anlatacaklarım bunlar. Dün vermemiştim bu atı, böyle bir atı, ama bugün 3. sırada şanslı arkadaşlar. Öyle yani vermemezlik yapmam. Kaliteli ata da kaliteli at derim her zaman için. Benim sistemim bana bunu söylüyor. Geçiyorum burayı, anlattım. Tekrar maiden geldi. Az atlı maidenlar normal şartlar altında handikapörlerin görüp beğendiği 90 puana çıkardığı 3 numaralı at yarıştan çıkmaz. Startta da kalmazsa ben bu grubu geçerim diyor. Bu kadar burası. Olmazsa sıralamam tabloda. Yani bu yarışa başka diyecek lafım yok. Her şeyle belirgin. Umarım yanıltmaz bizi, yarın yarışını kazanır. Geçiyorum burayı da. 5. koşudayız. Gene bir şartlı yarış. Gene yeşil bölge ister. İllaki istiyorlar. Yani kazancı olan atlar istiyorlar. Bir yarışta handikap puanı 64 olmuş. Bende 54'e inmiş olan bir at var. Tek yarış tecrübeli atlar yanında sıkıntılıdır. Gelme şansı vardır ama diğerlerinden sonradır derim. Buradaki öncelikli atımız tabelası son iki yarışı bu sene. İki yarış çok iç açıcı olmayan ama iki tane deneyimli jokeyin bindiği 2 ve 9 nolu atlar arkadaşlar. Grubun kaliteli atları olarak sırıttılar. Sonra bu gruptan bir adım önde olsun hadi 4 numaralı at diyeyim. Sonra da yukarıdan başlayayım. 8, 10 ve 7 nolu atlar. Bütçeniz el verdiği miktarda at eklemeye çalışın. Eğer burada tek çıkartamadıysanız. Yarışın genel durumu bu. Yakınlar birbirlerine. Eğer büyük atlar gelmeyeceklerse de 45, 50, 45 artık 30'lara indi, 44'e indi ve son yarışları sadece bir tanesinin birinciliği var ki tecrübeli atlar yanında koşacak. Son yarışları da kötü olduğu için bu atların sürpriz barındıran bir yarış burası arkadaşlar. Bunun da bilgisini aktarmış olayım. Hani galoplarını görseydik, hangisi uzun galop yapmış, çok çalışmış, ona göre ön plana çıkaracağımız atlar olurdu. Hepsinin galopunu göremiyoruz. Görsek de yeterli olmuyor. Türkiye'deki, ülkemdeki gibi değil. O yüzden de kesin konuşmak istemiyorum. Sadece yabancı yarışlarda handikap analizi yapıyorum arkadaşlar. Bu yönde beni umarım inandırıcı bulursunuz. Geçiyorum burayı, daha anlattım. Tekrar 6. koşu. Gene şartlı yarış. Bakın burada da var. 2 tane yarış kazanmış. 3 tane yarış kazanmış. 3 yarış kazanmış. Bunların işte kaliteleri önemli ilk başta. Kalitesi 78 ile 8 nolu at ara vermiş. Eğer şu arayı vermese direkt öneceğim attır. Bu kupan içi biniyor. İkiliden düşmez derim en kötü ihtimalle. Neden ara verdi bilmiyorum ama grubun kaliteli, en kaliteli atı durumunda arkadaşlar. Peki başka kim var burada? İki yarışta 81 handikapını alan 62 gün ara vermesine rağmen grubun kaliteli atları arasına girmiş 3 nolu at arkadaşlar. Buraya 3-4 yarış daha sıkıştırsaydı bu at daha net kalitesini gösterir. 101'i buralara çıkarır. Kalitesini de düşürmezdi. Düşürmediği zaman da ben size bu atı tek önerirdim. Yarın nasıl çıkacak AGV'si bilmiyorum. İki yarışta bu handikapı almak iyi bir at olduğunu gösterir. Şanslıdır. Şu at 198 günü Lusayac üzerine almış. Eğer yarıştan çıkmazsa, at da hazırsa grubun en iyi atlarından bir tanesi. 78'de aynı şekilde Lukupaniçi aynı durumdalar. Kalite olarak ön plandalar. Hatta 2 numaralı at 66 puanıyla koşacağım derse, bunlar da eksik koşarsa yarışta var arkadaşlar. Yukarıdan yeşil bölgeden 53 puanıyla son yarışını kazanan 7 nolu at var arkadaşlar. Yarışın içinde bunlar. Bunların nasıl koşacağını tahmin edemiyorum, ara veren atlar. Eğer sıkıntı yaratırlarsa, bakın bunları sildiğiniz anda kim kalıyor elimizde? 2-7 kalıyorlar. Yani 4 atın koşmayacağını düşünürsem eğer problem diye buralara kadar iniyor. Bunlar da olmazsa 6 geliyor, 5 geliyor, alta kadar iniyor.
Bütçeniz el verdiği sürece at bulundurmaya çalışın. Tekiniz varsa da korkmayın, tekinizin atın burada bekleyebilirsiniz. Şartlı yarışlardır. Aslında favori klasa biter. AGF'leri de bu yarışta dikkate alabilirsiniz. Geçiyorum burayı da. 7. koşu, son koşu Maiden'la bitiriyorlar yarın. Umarım dün yaptıkları gibi öyle sürpriz bir at getirmezler. Son ayak 3 numara. Yine bir Tapit'in yavrusu. Tapit'leri dün 3. yarık yaptı. Tapit vardı bir tane. Tapit'in yavrusu kalite olarak grubun üstünde. Rusya az biniyor. Yani kazanması normal arkadaşlar. Çok normal. Şu 5.likleri üst grupta yapmış olmalı ki, ya da iyi bir yarışta yapmışım. İkramiyesi yüksek yarışta yapmış ki handikap puanı olarak hepsinden yukarıda. Kazanç şimdilik yok. Ama grubunda bayağı bir üstüne çıkmış. Tek öneririm ben bu atı ki sonraya tek atarsanız hem az bahis yapmış olursunuz. Cebinizden de fazla para çıkmaz. En azından son ayakta tek bir atınız olur. Önerim bu. Olmazsa ne olur? 69-65'te 2 tane yedek atı var hemen. 4 ve 5 no'lu atlar. Bunlar da kalite olarak bir nebze olsun diğerlerinden 1 gram fazlalar. Bir şunu da söyleyeyim. Ablaları diyeyim. Dişiler bunlar. Ablaları yukarıda kaldığı için üçlüklerden zor çıkar birinci bu durumda. Her zaman için 1700 metrede gelişimini tamamlamış 4 yaşlı 5 yaşlılardan birincilik gelir. O yüzden bu grup çok şanslı bir grup. Tabela oynayacak arkadaşlar için de öncelik bu atlar olsun. Gösterdiğim atlar. Ondan sonra buraya gelir. Kim burada kaliteli kalan? 2 ve 7 no'lu atlar. Birinin tabelası yok ama atın kalitesini tespit etmişler. Diğeri de 7 no'lu at. O da ara vermiş. Bunun da kalitesi var diğer 3 yaşlılara göre. Ama öncelik yukarıdaki atlar arkadaşlar. Yani bu 68 alsa bile 49'luk kötü at dediğimiz bu grupta 4 yaşında olması avantajdır. Kime göre? 2'ye göre mesela. Ya da 7'ye göre. O yüzden öncelik yukarıdan. Önerim tek olarak Louis Size'in atı bu grupta. Olmazsa diğer 4-6 sonra 1-8 diye gider. Sonra da 3 yaşlara inebiliriz. AGF'lere dikkat edin. AGF'lerde de aşağı yukarı bu söylediklerim rakamlar, ortalamalar gelebilir. Evet, bugün de bu kadar. Tablom yok. Dün çok güzel beğeni yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Onu da aktarayım. Devamını dilerim beğenilerinizin. Beni mutlu ediyor açıkça söylüyorum. Bakın başka bir şeyimiz yok. İsteğimiz olmadı. Olmayacaktı. Devamında söylediğim şeyler. Bu şekilde çalışmalar yapmaya devam edeceğim. Umarım size faydam oluyordur. Eğer ki faydam oluyorsa da yazarsanız daha da çok memnun olurum. Bugünlerde devamlı tekrar ediyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Önce sağlık, sonra kesenize dikkat edin. Sonra da ailenizi, sevdiklerinizle beraber mutlu günler geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşça kalın.